Şimdi ekranda gördüğünüz lojistik diferansiyel denklemin çözümünü bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Bazı sabit çözümleri de bulmuştuk. Şöyle yapalım. Önceki videoların tekrarı gibi olacak biraz ama olsun. Burası t, burası da n ekseni. Evet, daha önceden n sıfırın yani t sıfırken ya da popülasyon sıfır kişiyken ortada üreyecek kimse olmadığından bu diferansiyel denklemin bununla tutarlı olduğunu da söyleyebiliriz. Evet, n 0 olduğunda burası 0 olacak. Böylece zamana göre değişim hızı da 0 olacak. Yani popülasyon ne yapacak? Sabit kalacak. Başka bir deyişte 0 olacak. Ve gerçek hayatta da aynen böyle olacağı için bu sonucu elde etmek son derece iyi. Bu sayede n 0'ın 0'a eşit olduğu sabit sonucunu da elde etmiş oluruz. Bu ekrandaki diferansiyel denklemin çözümlerinden biridir, ama çok da ilgi çekici olduğunu söyleyemeyiz. Sıfır olan bir popülasyon ne büyür ne de değişir, öyle değil mi? Diğer sabit çözümse popülasyonun ortamın el verdiği maksimum birey sayısıyla başladığını varsaymaktan geçiyor. Bu durumda bu terim k bölü k olur. 1 eksi 1'den 0 elde ederiz ve popülasyon bu durumda değişmez. k da sabit kalır ve bu da değişim hızının da 0'da kalacağı anlamına gelir. Diğer sabit çözümde maksimum popülasyonda başlıyoruz ve bu diferansiyel denklem bize değişmeyen bir senaryo veriyor. Bunların yanında başlangıç koşulumuz bunu n alt indis 0 ya da n 0 olarak adlandırmıştık. T0 olduğunda eğer arada bir yerde başlamışsak evet tavan değerinden çok daha düşük bir değerle başlarsak o zaman bu çok küçük bir kesir olur. Parantezin değeri 1'e çok yakın bir değer olur ve böylece değişim hızı da n ile orantılı olmaya çok yakın bir değer olur. Bu şekilde düşündüğümüzde buna benzeyen bir şey elde ederiz. N arttıkça değişim hızı da artar ve N K'ya yaklaştığında burası 1'e yaklaşır. Burası 0'a bu buna üstün gelir ve böylece değişim hızı da 0'a yaklaşmaya başlar. Bu da K'ya asimptot yapan bir senaryo olarak değerlendirilebilir. Ve şimdi de buradaki gerçek analitik ifade olan NT ya da NT'yi bulmak için bunu çözüp çözemeyeceğimize bir bakalım. Bu son derece ilgi çekici bir şey olur çünkü böylelikle Malthus teorisi ile daha tutarlı popülasyonları modellemek için kullanılabilecek bir şey elde etmiş oluruz. Hadi bir deneyelim. Bunun için bunun ayrılabilir diferansiyel bir denklem olduğunu fark etmek, bunun t'nin bir fonksiyonu olduğunu varsayarak denklemi sağlayan bir nt'yi bulmamız gerekecek. Kısacası açık t'leri ayırmamız lazım. Ama burada açık t'ler olmadığından yapmak oldukça kolay olacak. O halde şimdi bu kısmı alalım ve eşitliğin iki tarafını da buna bölelim. Sağ tarafta r'yi bırakacağım. Çünkü bunun n, t'yi çözmek için, yani n, t için çözüm yaparken işleri kolaylaştıracağını zannediyorum. Evet, eşittir 1 bölü n çarpı 1 eksi n bölü k çarpı dn dt eşittir r'yi de unutmayalım tabi. İsterseniz şu şekilde de düşünebilirsiniz. Ya da bir dakika bir saniye önce bu şekilde bir ilerleyelim. Şimdi de iki tarafın t'ye göre ters türevini alacağım. Buranın rt artı 1 sabite eşit olacağı çok açık. Ama peki ya bu taraf? Zaten işin zor kısmı da bu olacak. Ama eğer bunu parçalayıp, iki kesir halinde yazabilirsek, biraz kısmi kesirlerle açılım yaparak ters türevini almanın daha kolay olduğu bir ifade elde edebiliriz. Evet, bir a ve b değeri bulmak istiyorum. Öyle ki, a bölü n artı b bölü 1 eksi n bölü k, buna yani 1 bölü n çarpı 1 eksi n bölü k'ya eşit olacak. Bu a ve b değerlerini arıyoruz ve bunu kısmi kesirlerle açılımla elde edeceğiz. Eğer bunun tam olarak ne anlama geldiği ya da nasıl yapıldığını bilmiyorsanız, Khan Akademi'deki konuyla ilgili videoları izlemenizi öneririm arkadaşlar. Şimdi peki nasıl yapıyorduk? Bu ikisini birbirine ekleyeceğiz. Bunun için a'yı bunun paydasıyla çarpalım. Parantezi de açarak yazacağım buraya. a eksi a bölü k n artı b çarpı n bölü bu ikisini de çarpınca n çarpı 1 eksi n bölü k elde ederiz. Ne yaptığımı bir kere daha söylemem gerekirse bunun payını ve paydasını bununla çarptık. a çarpı 1 eksi n bölü k buna n ile bunun çarpımı da buna eşit. Sonra bir de bu kesrin payını ve paydasını n ile çarpıp ikisini topladım. Başka bir deyişle bu iki kesrin paydalarını eşitledim ve topladım. Anlaştık mı? Eşittir 1 bölü n çarpı 1 eksi n bölü k ve şimdi a ve b'nin neye eşit olacakları konusunda düşünebiliriz. Burada sabit bir terim var ama n'li bir terim olmadığından bunun 0 çarpı n olduğunu düşünebiliriz. Bunun son derece faydalı olacağını siz de fark etmiş olmalısınız. Çünkü bu sayede bununla bunun toplamının 0'a eşit olması gerektiğini ve ek olarak a'nın da 1'e eşit olacağını söyleyebiliriz. Harika değil mi? Hemen not ediyorum. a eşittir 1. a eğer 1'e eşitse b durumunda eksi 1 bölü k artı b de 0'a eşit olur. Ve buradan b'yi de 1 bölü k olarak buluruz. O halde burayı 1 bölü n artı 1 bölü k bölü 1 eksi n bölü k çarpı dn dt olarak yazabiliriz. Eşittir r'yi de unutmayalım tabi. Kısmi kesirlerle açılım sonucu bunu elde ettik ve bu kısım açık olduğuna göre şimdi şurayı sileyim ve kendime biraz yer açayım müsaade ederseniz. Eğer ihtiyacınız olursa videoyu geri sararak burada ne yaptığımızı yeniden izleyebilirsiniz. Peki tüm bunlar bize nasıl yardımcı olabilir? 1 bölü n'in ters türevinin neye eşit olduğunu biliyor olabilirsiniz. İsterseniz şöyle yapalım. 1 bölü n'in ters türevinin n'in mutlak değerinin doğal logaritmasına eşit olduğunu biliyoruz. Evet, bunun n'e göre türevini aldığımızda 1 bölü n elde ederiz. Şimdi bunun yani n'in mutlak değerinin doğal logaritmasının t'ye göre türevini aldığımızda ise 1 bölü n çarpı n'in t'ye göre türevi yani dn dt elde ederiz. Aynı şeyi burada da yapabiliriz öyle değil mi? Burada da bir ifade var. Bana bunun türevinin neye eşit olduğunu söyleyebilir misiniz? Eğer n'e göre türev alıyorsak, eksi 1 bölü k elde ederiz. Buradaki ise pozitif 1 bölü k ama istersek bunu negatif yapabiliriz. Burada bir artı işareti var ama onun yerine iki tane eksi işareti koyabilirim. Böylelikle ifadenin değeri de değişmemiş olur. Ve şimdi bu bunun türevi olduğuna göre U dönüşümünü de kullanabiliriz. Bu arada bunu aklınızdan yapmış bile olabilirsiniz arkadaşlar. Sonuç olarak n'e göre türevin farklı bir renkle yazayım buraya. 1 eksi n bölü k'nın mutlak değerinin doğal logaritmasının n'e göre türevinin, burada zincir kuralını uyguluyor olacağız, bunun n'e göre türevi yani eksi 1 bölü k çarpı, bunun buna göre türevi yani 1 bölü 1 eksi n bölü k ve bunun tam olarak da buna eşit olduğunu görüyorsunuz, öyle değil mi? Ama eğer bunun t'ye göre türevini alıyor olsaydık, 1 eksi n bölü k'nın mutlak değerinin doğal logaritmasının t'ye göre türevi, bunun n'e göre türevi, yani bu, hemen kopyalayıp yapıştıralım, çarpı n'in t'ye göre türevi, yani yine zincir kuralını uygulayarak bulacağımız dn dt. Burada bir dn dt var ve bunu bunlarla çarpabiliriz. Aslına bakarsanız gelin bunu yapalım. Çünkü zaman zaman bu tarz şeylerin diferansiyel denklemlerden çok kısa bir süre önce öğrendiğimiz kalkülüs hatta cebirle ilgili olduklarını göreceğimiz için yaptıklarımızı herhangi bir adım atlamadan yapmamız da çok önemli. Eğer bu parantezi açarsak. Kopyalayıp yapıştırmak istemiştim. Kopyala, yapıştır. Ve bir de şunu kopyalayalım. Yapıştırıyorum. Yanına da bunu yapıştırırsam olmuş olacak. Şunu silersem daha iyi olacak. Evet. Eşittir R'yi yine unutuyordum bakın. Hemen yazıyorum. Eğer bunun T'ye göre ters türevini alırsam bu artı ya da eksi bunu elde ederim. Öyle değil mi? İsterseniz hemen göstereyim. Sol tarafın T'ye göre ters türevini alınca bunun T'ye göre ters türevi e n'in mutlak değerinin doğal logaritmasına eksi bunun t'ye göre ters türevi de 1 eksi n bölü k'nın mutlak değerinin doğal logaritmasına eşit olur. Eşittir ya da daha önce burada bir sabit olacağını da unutmamamız lazım. Ne de olsa genel bir çözüm bulmak istiyoruz. Buna şimdilik c1 diyelim. Eşittir r'nin t'ye göre ters türevi de r çarpı t artı başka bir sabit. Ve şimdi de bu n t'nin buradaki varsayımı sağladığını varsayacağız. Tamam mı? Yani n t'nin k'dan küçük ve sıfırdan büyük olacağını varsayacağız demek istiyorum. Bu da n'in her zaman pozitif olacağı ve eğer n 0 ile k arasında değerler alıyorsa bunun da her zaman pozitif olacağı anlamına gelir. Bu sayede buradaki mutlak değer işaretlerinden de kurtulabiliriz. Bunların yerine parantez koyalım. İki taraftan c1 çıkaralım. Evet, eksi c1. Burada yazdıklarımın üzerine yazıyor gibi oldum. i̇dare edin lütfen. Evet. Burada ne olduklarını bilmediğim iki sabitin farkı var. Bunun yerine de daha genel bir ifadeyle başka bir sabiti. Mesela c'yi kullanalım. Evet, bunun yerine sadece c yazacağım. Siliyorum ve c yazıyorum. Bunu biraz daha da sadeleştirebilirim ama şu anda videonun ne kadar uzadığını fark ettim ve bir videonun bu kadar uzun olması pek de tercih ettiğim bir durum olmadığından devamını bir sonraki videoya bırakmak istiyorum arkadaşlar. Videoyu burada kesiyor olsam da elimizdeki lojistik diferansiyel denklemin çözümü olacak bir NT'yi bulmaya çok yaklaştığımız için çok ama çok heyecanlı olduğumu bilmenizi isterim.